Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Maşallah. Herkesi burada görmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah çok çok iyisizdir. Ben çok şükür iyiyim, çalışmaya devam ediyorum. Değerli kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, hep size göstersin inşallah. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere ek bir şekilde kazanç nasıl sağlarım ondan bahsedeceğim. Biliyorsunuz artık asgari ücrete zam da geldi. Bu zamlardan sonra insanlar ayrıyeten de ek nasıl para kazanırız diye sorular sormaya başladılar. Abi dediler, birkaç arkadaştan soru aldıktan sonra bu videoyu çekme kararı aldım. Ya bizlere kümeste önerebileceğin şeyler var mı ek gelir elde edebileceğimiz? Ben de sizlere bugün ek gelir elde edebileceğiniz yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntemimiz öyle hayvan beslemek de değil arkadaşlar. Hepsinden daha basit ama bu ek gelirde güzel bir miktar yatırım yapmanız gerekebilir. 5.000 ile 10.000 TL arası güzel bir yatırımla aylık kazancınızı şimdi hep birlikte hesap edeceğiz ve göstereceğim inşallah. Seviyorsunuz arkadaşlar. Hayvan seven çok fazla arkadaş var. Bu hayvanlarla hem haşır neşir olayım hem de yandan da bir ek gelir elde etmek istiyorum diye sordular. Ben de bugün bu videoyu çekme kararına vardım. Çünkü bu videomda sizlere gerçekten ilginç şeylerden bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar, öncelikle yavaş yavaş ilerliyoruz. Nereye? Tabii ki civciv ünitemize. Civciv ünitemdeki konuyu da birazdan hep birlikte göreceksiniz zaten. Niye civciv ünitesine geldiğimizi. Bismillah. Civciv ünitemize giriyoruz. Oha, gire bulursak. Şimdi daha yakından göstereceğim. İşte bunlardı arkadaşlar. Pureyek kuluçka makineleriyle. Tamam, pureyek dedim. Çok fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü burada benim sadece sizlere önerim olacak. Ne alın diye sorsanız ben dedim ki pureyek alın. Ama biz bundan nasıl para kazanırız diye soruyorsanız da hızlı bir anlatıma geçiyorum. Hadi bakalım. Bir tane önce makine alıyorsunuz. Benim gibi pureyek de alabilirsiniz. Farklı bir markada. Ha bana sorarsanız şu an piyasanın en iyisi olan pureyek. Diğerlerini de bilmiyorum. Benim için bu tek başına, diğerleri kendi başına. Şehir hayatında yaşayanlara daha çok önemli bu konu. Ben Uzundere gibi küçük bir ilçede yaşıyorum. Biliyorsunuz küçük ilçemizde bile yaz sezonunda birkaç kez makinelerimi kiraladım. Makine kiralamak her zaman karlıdır. Çünkü makinenin sahibi sizsiniz. İçindeki yumurtalar ise başkalarının oluyor. Bu yanımda gördüğünüz makine 150'lik, 155'lik bir makine. Siz bu makineyi aldıktan sonra nasıl kullanarak, nasıl para kazanacaksınız, ek gelir nasıl oluşturacaksınız ondan bahsedeyim. Bu makineyi aldınız, kendinize ek gelir olarak öncelikle bir sosyal medya hesabı açıyorsunuz. Sonra bu gördüğüm, elimde gördüğünüz yumurtalardan birilerinden alıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz kendiniz çıkartın, isterseniz birileri size gelsin. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Yayınlıyorsunuz, yumurtanı getir, civcivini götür gibisinden sloganlarla. Bu şekilde çok güzel para kazanan arkadaşlar var. Gördüm, araştırdım. Ben de birkaç kez yaptım ve yine gördüm. Gerçekten çok karlı bir iş oluyor. Yumurtanın tanesini cinsine göre veya da bakacağınız süreye göre 2 liradan 3 liradan koyuyorsun. Hemen bakın sizle de birlikte hesap yapalım. Şu an mesela zamları göz önünde bulundurursanız. Yumurtanın tanesini 3 TL'den koysanız 150 tane yumurta 450 TL yapıyor aylık. Bu da 150'lik bir makine. Örnek veriyorum. Büyük makineniz varsa bu meblağ daha da çok oluyor. Şimdi minimum şu an herhalde ki 3 TL falan makineye yumurta atmanın. Çıkıyorsunuz civcivleri direkt sahibine teslim ediyorsunuz. Aylık 450 lira sadece bu makine bırak. Arkadaşlar. Makinenin fiyatı ne kadar diye sorarsanız, makinemizin fiyatı ise şu an 5.000 liraya yakın bir fiyatı var bunun. Yani bu makineye bir kez para veriyorsunuz. Zaten garantili bir makineler oluyorlar. Pureyek zaten o konuda çok iyi arkadaşlar. Çok dayanıklı, çok sağlam bir makine. Uzun yıllarca kullanabileceğiniz ama bozulmayacak bir makine diyebilirim. Bu makineyi alırsınız, yıllarca kullanırsınız. Ek gelir olarak yan tarafta durur. Ama bunu nasıl kiralarım diye düşünüyorsanız ayrı kiralayabilmeniz lazım. Her ay size en azından 150 tane yumurta gelmesi lazım. Abi bunu biz nasıl, bu pazarı nasıl oluşturacağız? Arkadaşlar, şehirde yaşayan kardeşlerime söylüyorum. Şimdi küçük ilçelerde bu durum biraz sıkıntılı. Evet, kimse pek yok.
Ama büyük şehirlerde bu durum o kadar zor değil. Çünkü herkes makine alamıyor. Ama yumurta alıp da 3 lira gözüne gelmiyor. Anladınız mı? O yüzden sizler önce sayfa açıyorsunuz. Ya Instagram ya da Facebook fark etmez. Ben Instagram şey yaparım, tavsiye ederim. Instagram'da sayfayı açtıktan sonra sayfayı oluşturuyorsunuz. Hangi şehirde yaşıyorsanız yumurtanın getir götür gibisinden bir slogan oluşturursunuz kendinize. Sonrasında da yapacağınız tek şey çok basit. Instagram üzerinden reklam oluşturmak. Hikaye atın veya da duru normal gönderi olarak paylaşabilirsiniz. Ondan sonra onu reklamlaştıracaksınız. 50 TL, 100 TL hiç fark etmez. Kendinize bütçe ayarlayın ve bunu haftalık olarak yapabilirsiniz. Haftada bir reklam yaptığınız zaman zaten bununla ilgili kitlelere ulaşacaktır bu reklamlar. Sonrasında çok cüzi miktarda da bu arada reklamlar. Yatırımınızdan sonra küçük küçük pazarınız oluşmaya başlayacak ama yaşadığınız şehri seçmeyi kategoriden unutmayın. Ve makinesi olmayanlar sizin yanınıza gelecek. Benim gibi ticari büyük bir makineniz varsa zaten daha da bir başka bir durum var. O neredeyse 800 tane yumurta alıyor. 800 yumurtayı tanesini 3 liradan hesaplayabilirsiniz. Ben yapıyor muyum? Yapamadım. Dediğim gibi bu yasada 2 kez falan böyle bir şeye girdim. Burada bizim buralarda zaten kimse yok. Yani nüfus az olduğu için olmuyor ama şehirde bu durumu daha da üst seviyelere taşıyabilirsiniz. Siz bu makineden ya da ticari makine alıp yıllarca hem civciv bakma zevkini yaşayacaksınız hem de bunun üstünden para kazanacaksınız. Şu da var. Pazarlar var çevrenizde. Bu makineye attığınız 150 tane civcivin 150'sini de pazarlarda çok rahat satabiliyorsun. 150 tane yumurta attınız. Cins yumurta atarsanız eğer, hemen hesaplayalım arkadaşlar. Birkaç kez satışını yapmak istedim. Yapamadım ama satışını yapsaydım ne kadar kazanıyordum. Bakın. 150 tane yumurta attınız, 100 tane civciviniz çıktı diyelim. 100 çarpıdan en kötü civciv, cins tavukçuluğunda söylüyorum, 1500 liradan 2500 lira ediyor aylık. Bu cihazın aylık yaktığı elektrikte maksimal 60 TL'yi geçmez arkadaşlar. Bunu da burada söylemek istiyorum. Çok da uygun bir yakım şeyi var. Civciv çıkartıp civciv satarsanız pazarda 2500 lirası 100 tane civcivde. Büyük bir makineniz olsa 800'lük bir makinede 500 civciviniz çıksa çarpı 25'ten 12.500 lira. Bunu unutmayın. Ve 500 tane civciv de pazar ortamlarında çok kolay satarsın. Ve peki gelelim abi ben cins yumurta alamam, cins civciv satamam diyorsanız. Çünkü burada bir maliyetiniz oluyor. Normal köy tavuğu civcivleri de 3 lira ile 5 lira arası, 10 lira arası değişiyor. Günlük sayımı şu an hatta piyasa pahalı. Belki 5'ten ondan aşağı yoktur. Biz minimumdan hesaplayalım. 5 çarpı 150'den hesaplarınız zaman aylık 750 TL ediyor. Aldığınız civcivleri komple satarsanız o da 50 tanesi de çıkmasın. 100 tanesi çıktığını varsayalım. 500 lira ediyor. Hadi 75 tanesinin çıktığını varsayalım. 375 lira ediyor. 60'ını çıkın 300 lira net geliriniz var arkadaşlar. Şimdi bu küçük makine nereden? Tabii kazanç da küçük olur ama siz hem hayvan sevgisini pekiştirmiş olacaksınız. Belki o yandan küçük bir kümes yapabilirsiniz. Ondan sonra her ay çıkardığınız civcivleri pazarda götürüp sattığınız zaman gerçekten uzun vadede çok karlı bir iş haline geliyor. Bunu unutmayın. Çok fazla kardeşimiz var bu işi yapan. Ben bizzat şahit olduğum Rize'de bir kardeşimizle şahit olmuştum. Kendisinin bir tane böyle makinesi var. Benden, ondan, şundan herkesten yumurta alıyor. Örnek veriyorum. Benden alıyor işte 10 liraya, 12 liraya cins yumurtalar alıyor. Götürüyor makinesinde çıkartıyor. Sonra da götürüp pazarda her ay 21 gün sonra civcivler çıkıyor. Ne çıkıyorsa gidip orada satıyor ve hiçbir zarar etmeden işini görüyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdilik teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bayağı bir uzun konuştum. Bunu söylemem gerekliydi. Bunu daha önce hiçbir yerde paylaşmadık. Kimse de yaptığını zannetmiyorum. Bahsetmek istedim. Büyük küçük makinelerle bunun gibi gelirler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben kendi makinemden çok memnunum. Araştırabilirsiniz. Kendinize kafanızca da hareket edebilirsiniz. Size kalmış. Diğer videolarda görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlerin de güzel ek gelirleri olur. Hoşçakalın. Bay bay.